Merhaba Sap Sayın seyirciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mis gibi köyde geçirdiğim günlerimden değerlendirmek istedim. Annem de mis gibi taptaze çökelek yaptı. Çökeleğin nasıl yapıldığını göstermek istedim size. Dün akşam ocakta bu mis gibi çökeleklerimizi pişirdi. Sabaha kadar soğuduktan sonra şimdi torbalıyoruz. Kendisi bu torbalar un torbaları. Ya tuz ya un torbası kullanıyor tertemiz yıkadıktan sonra. Mis gibi görebilirsiniz. Her taraf bembeyaz. Bulgur torbası da oluyormuş. Orada yiyorum test etmek için, tadına bakıyorum. Dün akşam pişerken de yemiştim. 1 kilosunu 60 TL'ye satıyormuş. Yozgat Sorgun Saramzalı köyünde bulunmakta benim anacığım. Hadimatım. Tereyağını 140'dan veriyormuş. Haberleriniz olsun. Ondan sonracıma sütü 50 TL'ye satıyor. Çökeleği 60 TL'ye satıyor. Peynir de 100 civarında falanmış. Şu aralar peynir yapmıyor. Kış mevsimine doğru gittiğimiz içinden dolayı. Bakın mis gibi. Ben böyle suyu sırkmadan da yemeği seviyorum. Test ediyorum. Ellerim temiz. Sıkıntı yok. Islaklığını görebilirsiniz. Zaten eve yaptığı için problem yok. Bakın mis gibi, kar gibi. Yiyenlere şifa, afiyet olsun, bal olsun. Bir yanımız köy. İçeri köy çocuğuyuz. Köyde kaldığım günleri değerlendirelim dedim. Olsun, sesi keseceğim. Başka İnek sağımını, olsun. Çökelek yapımını, arabaşı yapımını falan hep çekmek istedim sizlere. Kar gibi ama. Nasıl? Mis gibi değil mi? Alıştığımız için annemin yaptığından başkasını yiyemiyoruz. Kar gibi. Organik, tamam. Doğal. Zaten şimdiden suyunu çekmiş, görüyor annem. He. Mis gibi. En doğalında. Köyde hayat başka ya. Köy yerinde yaşadığımız için tavuklar, cücükler, horozlar dolu. Çocuklarım horoza hor hor diye çağırıyor. Çizgi filmden alışmışlar. Taş indirebilir miyim kendim? Kocaman kaya. Şimdi orada suyunu sıksın. Tamamdır. İşte bu kadar. Kanalıma abone olur, beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler.